Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekliler, memurlar yeni maaşlarının hesabını yapmaya başladı. Peki 5 aylık verilere göre milyonların yeni maaşı ne kadar olacak? Cevabıyla devam ediyoruz. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Emekli memur yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Ufukta emekliye %14, memura ise 5 aylık enflasyon farkıyla %15'lik zam göründü. Asgari ücret bekliyoruz. Fiyatlar her gün 5, 10, 15 artıyor. Bugün bir maaşın en az 10 bin lira olması gerekiyor. En düşük memur emeklisi maaşı 6077 lira. Memur maaşlarına %8'lik toplu sözleşme farkı da ekleniyor. 5 aylık verilere göre memur emeklisi maaşının 6990 liraya çıkması bekleniyor. Ben de %200. 10 bin yeter bana. Fazla şey yapmıyoruz ama olur mu acaba? %100 yaparsa mutlu eder. Alım gücü sıfır. Memur maaşlarına %15'lik zam yansıtılırsa milyonların yeni maaşı böyle olacak. Uzman doktor maaşı 21.701 liraya, hemşire maaşı 13.615 liraya, polis maaşı 15.824 liraya, öğretmen maaşı da 14.130 liraya yükselecek. Enflasyon rakamları belli olunca artışlar gelecektir. Benim beklentim 50. Memur emeklisiyim, evet. Zam olmasın, hiçbir şeye zam olmasın. SSK ve Bağkur emeklisi de 5 aylık verilere göre %14'lük artışı garantiledi. Aralık ayı verileriyle artış oranı %20'yi bulması bekleniyor. Yani en düşük emekli maaşı 4200 lira seviyesine çıkıyor. 5,5'tan 9 olmasını istiyoruz. Asgari ücret 5500 mi artık? 7000 iyi yani. Seçim var, %30 civarı beklerim. Net rakam Aralık ayı enflasyonuyla ortaya çıkacak. Ama maaşlara refah payının da ekleneceği kulislerden sızan bilgiler arasında. Bakalım hemen Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası özellikle de 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşmiş oldu. Bu kapsamda baktığımızda yapılan hesaplara göre 5 aylık özellikle de SSK ve Bağkur emekli zammı gördüğünüz gibi %14.04 olarak gerçekleşmiş oldu. Yine enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammına baktığımızda da yine %15 olarak gerçekleşmiş olduğunu da görmek mümkün. Tabii Aralık ayı enflasyon rakamı henüz açıklanmadı. Açıklanan Kasım ayının enflasyon rakamıydı. Aralık ayının açıklanmasıyla birlikte de bu rakamlar sonrasında yine emeklilerin ve memurların da alacağı da zam oranı net olarak netleşmiş olacak. Tabii gelecek zam oranını şu an için tam olarak bilmek güç, ancak uzmanların tahminine göre özellikle de bu yılın refah payıyla birlikte emekli ve memurların %30'un üzerinde bir zam alacağı yönünde. Peki bu tahminler gerçek olursa rakamlar nasıl olacak? Hemen tablomuza birlikte bakmış olalım. Ünvan ve dereceye bakalım hemen. Bir araştırma görevlisini görüyorsunuz. 7'nin birinde bir araştırma görevlisi. 2022'nin Ocak ayında, yani bu yılın başında 10.809 lira alıyordu. Temmuz'daki gelen ikinci bir zamla, biliyorsunuz asgari ücrette bir zam tekrar yapıldı. 15.315 olarak güncellenmişti. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, uzmanların tahminleri, Ocak'ta 2023'te olası bir ücret artışıyla 17.618 liraya kadar maaşı artmış olacak. Yine bir uzman doktora bakalım, yine 1'in 4'ünde. Onun da Ocak ayında 13.312 idi. Temmuz'da bu rakam 18.861 oldu. Yine olası dahilinde bu rakamlar doğru çıkarsa 21.697'ye yükselmiş olacak. Yine bir uzman doktorun ücreti. Tabii tek tek bütün meslekleri görmek pek de mümkün olmayacağı için kısa kısa bakalım. Yine doktor, mühendis ve öğretmenlerimize de bakmış olalım. Hemen kısa bir devamında bakalım. Öğretmenlerimiz, dördün birinde bir öğretmene bakalım. Birçok öğretmenimiz var biliyorsunuz bu meslekte. Onlar da Ocak ayında 8.668 olarak bu rakamı alıyordu. Temmuz'da 12.281 liraya kadar maaşları yükselmişti. Eğer az önce de aktardığım gibi enflasyon rakamları doğrultusunda tahminler doğru çıkarsa 2023'te Ocak ayında 14.128 liraya kadar ücret yükselmiş olacak. Yine bir başkomiser, üçün birindeki bir başkomiserden bahsediyoruz. Onların da mevcut maaşı 11.162'den 15.815'e kadar çıkmıştı. Yine tahminler doğru çıkarsa o rakamda 18.193 liraya kadar çıkmış olacak. Yine bir hemşireye bakalım. Lisansta 5'in birinde bir hemşireden bahsediyoruz. Onların ücretleri de 8.351 liradan yılbaşından 11.832 liraya kadar çıkmıştı. Yine olası tahminlerin doğru çıkması noktasında da maaşları 13.611'e kadar da çıkmış olacak. Tabii rakamlar çok daha devam ediyor. Son olarak bir kaymakama daha bakalım. Birinci sınıf 19.510 liradan alıyordu ücretlerini. Ardından 27.643'e yükselmiş oldu Temmuz ayıyla. Yine az önce söylediğimiz gibi enflasyon rakamlarının doğru çıkması tahmininde de Ocak ayı 2023'te olası rakamlara göre de 31.800 liraya kadar da çıkmış olacak. Tabii daha
birçok meslek var. Bunların tamamen tahmin üzerinde olduğunu da izleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa kısa bir anekdot da ekleyelim izleyicilerimiz için. En düşük memur emeklisinin muhtemel rakamı 7000 liraya kadar yaklaşmış olacak. Eğer tahminler doğru çıkarsa yine en düşük memur maaşı da olası zamlarla birlikte 10.000 liranın da üzerine çıkmış olacak. Tabii ki bu rakamlar maaşların artmasıyla birlikte Aralık ayında da yine enflasyon rakamında belli olmasıyla birlikte biliyorsunuz asgari ücret görüşmeleri de şu anda devam ediyor. Asgari ücreti de etkileyecek noktada bir nokta bu enflasyon rakamı. Çünkü biliyoruz ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özellikle Aralık ayında çıkacak enflasyon rakamına göre asgari ücret konusunda vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek ve özellikle de enflasyona ezdirmeyecek noktada bir zam artışı yapacağını söylemişti. İşte bu rakamlar asgari ücreti de elbette ki belirleyici olacak. Ancak yine izleyicilerimizin özellikle altını çizerek sözlerimizi bitirelim. Enflasyon rakamı bunlar tamamen tahmini rakamlar. Bu ücretler tamamen Aralık ayında açıklanacak. Bu Kasım ayı enflasyonu Aralık ayında açıklanacak. Enflasyon rakamına göre hem asgari ücret belirleyici olmuş olacak hem de aynı zamanda tüm mesleklerin de maaşlarını hem emeklilerin hem de memurların maaşlarını net bir şekilde öğrenmiş olacağız diye. Milyonlarca emekli ve memurun gözü bu 5 aylık rakamlardaydı. İstersen onu tekrarlayayım. 5 aylık enflasyon %14.04 oldu. Bu SSK ve Bağkur emeklileri açısından enflasyon artışının oranı 5 aylık. Bunun üstüne Aralık enflasyonu eklenecek. Memurlar ve memur emeklileri %8'lik toplu sözleşme alacaklar. Onun üzerine enflasyon farkı gelecek. Orada da oran %15.11 oldu. Memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren başlık şu 5 aylık artış oranı. Enflasyon artış oranı %15.11 oldu. 11 olarak yansıdı. SSK ve Bağkur emeklileri açısından ise 14.04 olarak 5 aylık artış gerçekleşmiş oldu. Bunun üstüne Aralık artışı gelecek eklenecek. Ve üstüne refah payı da gelecek. Öyle gözüküyor ki yani yıl sonu tahminim benim %30'lar civarında bir artış olacağı emeklilerin maaşlarını. %30. Refah artışıyla birlikte, refah payıyla birlikte senin gibi ben de refah partisi diyecektim. Bursa Şehir Hastanesi. Evet. Şimdi burada şunu söyleyeyim, enflasyon biraz içeriğine de baktığın zaman gıdanın etkisi az önce konuşmuştuk. Yani gıda, ulaştırma, haberleşme, işte sağlık, eğitim, kira, enerji daha çok sabit gelirlinin harcadığı kalemler. Burada gıdanın etkisini görüyoruz. Yine gıdadan beslenmiş öyle gözüküyor enflasyon. Ulaştırmanın etkisini görüyoruz ki orada en yüksek artış orada. Düşüşte de haberleşmenin düştüğünü, giyimde bir düşüş görüyoruz. Bu biliyorsun hani kampanyaların da etkisiyle hazır giyimde bir düşüş görüyoruz. Dolayısıyla içeriğine daha detaylı bakarız. Ama bugün ilgilendiren rakam aslında bu söylediğimiz %15.11 ve %14.04'lük 5 aylık artış oranlarıydı. Dediğim gibi bunlar Aralık ayının enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla kesinleşecek. Biliyorsun SSK ve Bağkur emeklilerine yılda 2 zam veriliyor ve enflasyon oranında artış yapılıyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışı yapılıyor. Onun üzerine enflasyon farkı ekleniyor. Onlar da yılda 2 kez artış alıyor. Şimdi asgari ücreti ilgilendiren kısmına bakarsak hani yıl sonu artışlarına bakarsak yıl sonu işte dediğim gibi 65-70 arasında bir yıl sonu enflasyonu gelirse asgari ücreti etkileyecek bir oran olur. Ha, asgari ücrette 6 aylık orana bakılırsa yine orada da %30'ları 40'ları görürüz ki 8000 liranın üzerinde bir asgari ücretten bahsedebiliriz. Yani enflasyona bakarak bir asgari ücret belirlenirse artı refah payıyla birlikte çünkü enflasyonun üzerinde bir artış oluyor. Tabii enflasyona mücadelemiz devam edecek. Ne dedik? Arabanın hızını frene bastık, arabanın hızını azaltıyoruz. Ha, fiyat artışları var mı? Hayat pahalılığı ayrı bir şey, enflasyon ayrı bir şey, öyle bakmak lazım. Arabanın hızını azaltıyoruz, daha da azaltacağız inşallah ve enflasyonun yani fiyatların artış hızının daha az olmasını sağlayacağız. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki yılda 20'li rakamları konuşacağız. Evet, yani şimdi Türkiye modeli bunu sağlayacak. Ondan eminiz. Yani gözüken o. Çünkü dünyada faiz arttırarak enflasyonu düşüremediklerini de gördük. Şimdi tabii memura %15,11 zam olarak yansıyacak diye biz başlık atıyoruz ama o şu an 5 aylık oranla onu cepte da söylemiş yani, olalım. Evet, bu şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarıyla gelinen 5 aylık tablonun ortalaması değil mi alındığındaki çıkan sonuç bir veri daha bekleniyor. O veri açıklanacak. O veriyle birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkmış kalacak. Olacak. Ocak'ta açıklanmış olacak o da bu ayın sonunda. Bu Temmuz'dan bugüne kadar Temmuz'la Kasım arasındaki enflasyondaki değişimden bahsediyoruz. Bu değişim
zam olarak yansıyor tabii. Hı hı. Ama dediğim gibi, senin dediğin gibi Aralık enflasyonda eklenecek ve artı refah payı. O yüzden %30'lar dedim ben. Evet, hani o rakamı görüp de seyircilerimiz de yanlış anlamasın diye bir kez daha altını çizmek istedim. Zam Ocak'ta yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Ama çok önemli bir işaretti bu. Yani tahminler başka bir şey, gerçekleşen başka bir şey. Şimdi gerçekleşen rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Yani daha önce tahminler üzerinden konuşuyorduk. Hı hı. Şimdi gerçekleşen bir 14.04'lük 5 aylık enflasyon oranından bahsediyoruz. Peki bu şunu da birazcık konuşalım mı? Maaşlar üzerinden konuşmaya devam ederken. Şimdi enflasyonun düşürülmesi, bu yola girilmesi, bunun için bir savaş verilmesi, kuşkusuz son dönemde en çok bununla ilgili adımlar atılmaya çalışıldı. Hedef buydu bir yandan da. Peki önümüzdeki süreç beklendiği gibi oldu. Enflasyon böyle adım adım düştü. Zaten verilen bir tarih de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da bu işi çözeceğiz. Bundan kurtulacağız dedi. 2023'ü işaret etti. O zaman biz nasıl bir tablo konuşuyor olacağız Türkiye'de? Biliyorum çok geniş bir soru soruyorum. Çok geniş çerçevede ama ne konuşuyor olacağız yani ekonomimiz şöyle, adına? İçinde bulunduğumuz arabanın daha yavaş gittiği bir, yani enflasyon hızının daha da yavaşladığı, yani fiyatların daha yavaş arttığı bir tabloyla karşılaşacağız. O zaman biz işte bugün konuştuğumuz o hayat pahalılığını daha az konuşmaya başlayacağız. Alım gücünün arttığını göreceğiz. Hı-hı. Zaten hani az önce söylediğim refah payından kastımız o. Alım gücünün artması. Sizin gittiğiniz zaman maaşınızla daha fazla ürün ve hizmet alabildiğiniz bir ortamdan bahsediyoruz. Refah payı o. Yani sizin paranız enflasyon karşısında erimeyecek. Üstüne bir refah payı verilecek ve dolayısıyla alım gücünüz artacak, geliriniz artacak yani. Dolayısıyla bunu sağlayacak Türkiye. Yani o yola girdi. Bir yandan da üretimin, yatırımın ve istihdamın arttığı bir ortamdayız. Yani insanlar iş buluyorlar. Bak Cansın, şimdi Cumhurbaşkanı...